Kayseri benim kendi şehrim sayılır. Evet, aslen Sivaslıyım ama benim çocukluğum ilkokul 1'e kadar Develi'de geçti. Şimdi bir vesile çıktı. Allah nasip ederse 15 gün sonra seçimler yapılacak. Zor bir dönemden geçtik. Sayın Cumhurbaşkanı 21 yıldır görevde bulunuyor. Aslında anayasa izin vermemesine rağmen oluşturulan algı neticesinde bir 5 yıl daha verin bana, Türkiye'yi uçuracağım dedi. Ama dedi. Tabii Türkiye'yi uçuracağını sadece şimdi söylemiyor. Geçmişte de söylemişti. Bazı yerlerde Türkiye belki uçtu ama konacak bir alan bulamıyor bir türlü. Muhterem arkadaşlarım, biz yapılanları inkar etmeyiz. Doğru, yollar yaptılar. Yüksek binalar yaptılar. Köprüler yaptılar. Ama şunu hemen ifade edeyim ki, bire mal olacak işi üçe beşe mal ettiler. Sırtımıza bir kambur yüklediler. Bunu da görmek mecburiyetindeyiz. Biz bu seçimlere giderken bazı konularda ittifak etmemiz gerektiğini gördük ve 6 siyasi parti bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturduk. Derdimiz bu ülkenin ihtiyaçlarını giderebilmek, sıkıntılarının üstesinden gelebilmek, ülkemizi hakikaten dünya ülkeleri arasında en ileri noktaya taşıyabilmek. Burada bulunan kardeşlerimizin de bulunmayanların da herkesin mes'ud olmasını temin edebilmek. Bizim ısrarla söylediğimiz birkaç nokta var. Bir, biz memleketimizi yaşanabilir bir ülke haline getirmek istiyoruz. Herkes ama, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan insanlar da, bizim gibi düşünmeyen, hatta bize hasmane tavır sergileyen insanlar da mes'ud olsun bu ülkede yaşamaktan istiyoruz. Bu bizim hedefimiz. Eğer biz bunu sağlarsak, kendi tabirimizle yeniden büyük Türkiye doğar. Geçmişte dünyaya nizam veren, hakkı üstün tutan bir anlayışla hakikaten mazlumların yanında olan bir Türkiye oluşur. Ve bu oluşum yeni bir dünyanın kurulmasına vesile olur. Dışarıdan gelecek bir tehlike karşısında endişe duymayız. Peki, Allah razı olsun. Elbette bizim bu adımları atarken gözetmemiz icap eden ilk konu ahlaki ve manevi değerlere sahip çıkmak, bunun başında da adaleti tesis etmek gerekir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz, insanlar kendilerini emniyette hissedemezler. Onun için adalet mülkün temelidir. Biz bir araya geldiğimiz zaman Allah sağlık afiyet versin, elbette önce bir cumhurbaşkanı seçilecek. Dedik ki bu konuda Allah razı olsun, ömrünü farklı kesimlerde bu millete hizmetle geçirmiş, sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmuş Sayın Kılıçdaroğlu bu vazifeyi en iyi şekilde yapabilecek olan bir insandır. Bazen soruyorlar, çok açık ve net ifade etmek istiyorum, güveniyor musunuz diye.
Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na güveniyorum. Kendisiyle geçmişte birlikte mesai arkadaşlığı yapmış insanların bana söylediği iki husus var. Birisi dürüsttür. Yemez ve yedirtmez. Bu şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklerden birisi. Cumhurbaşkanı için söylüyorum. Herkes için geçerli. İki, bir meseleyi üstlenirse onu başarıyla tamamlamak için bütün gücünü sarf eder, ortaya koyar. Bizim istediğimiz ne? Derdimiz çok. Problemlerimiz çok. Biz bu problemlerin halli için önce Cumhurbaşkanı'nın tavrına bakarız. Bundan dolayıdır ki benim kendisine bir güvenim var. Ama bende en çok etki bırakan özellik kendisinin siyasi hayata atıldıktan sonra bir noktada bir tavır sergiledi. Dedi ki geçmişte birçok şeyler olmuştur. Bizler de insanız. Hata yapmış olabiliriz. Gelin helalleşelim dedi. Bakın bu o kadar önemli bir tavır ki helalleşmeye bile yanaşmadı bugünkü iktidar. Helalleşmeye bile. Bizim yuh çekmeye ihtiyacımız yok. Ama helalleşme mefhumu önemlidir. Helalleşmek istemek, ben evet geçmişte hata yapmış olabilirim. Gelin oturalım, yanlışlarımızı ortaya koyalım, bundan vazgeçelim. Biz de yapsak, siz de yapsanız fark etmez. Bu bendeki güven duygusunu pekiştirdi. Bundan dolayı kendisiyle de görüştüm. Erbakan hocamızı anma toplantılarına davet ettim. Daha sonra bir Kudüs mitingi yaptık. Oraya da çağırdık. Her toplantıda yapmış olduğu konuşmalar, verdiği mesaj hakikaten gönlümüze taht kurdurdu. Ben şimdi bu seçimlerde de siz Kayserili kardeşlerimizden Sayın Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmanızı, onun Cumhurbaşkanı olabilmek için hem oy vermenizi hem de çevrenizdeki insanları ikna etmenizi bekliyorum. Bu önemli bir iş. Elbette onun arkasından nasıl bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye kurulacak. Her yerde adalet gözetilecek. Biz harama el uzatmayız. Kimsenin malına göz dikmeyiz. Hiçbir zaman yetim malı yemeyiz. İsraf yapmayız. Bir yerde bir kişiye görev verilecekse mutlaka ehlini ararız. İşi ehline veririz. Bakın ben size bazı konuları ifade ediyorum. Bunlar çok genel mefhumlar. Ama bir iş adamının bile başarılı olabilmesi bu söylediğim prensipleri uygulaması ile mümkündür. Başka türlü mümkün olmaz. Özellikle devlet yönetiminde bu sözler çok büyük önem taşır. Her sene, bakın bir şey daha söylüyorum. Her sene dış ticaret açığımız büyüyor. Seneyi bıraktık. Her ay büyüyor. Ya bir kere de ihracatımız ithalattan fazla olsun. Yok öyle bir şey. E siz bunun önüne nasıl geçeceksiniz? Geçemezsiniz. Parsel parsel gidiyor memleketimiz. Eskiden sadece fabrikalar satılıyordu. Şimdi tarlalar satılıyor. Tarlalar.